Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Oxygenate Included oyununun ek paketi olan Spaced Out'u oynayacağım. Daha önce oyunla ilgili YouTube'da güzel bir rehber serisi çekmiştim arkadaşlar. O rehberi izleyenlerden çok fazla istek geliyordu Spaced Out'u da oynar mısın diye. Şimdi fırsat bulabildim açıkçası arkadaşlar. Oyunu çok az bir deneme fırsatım oldu. Spaced Out'taki değişiklikleri tam olarak bilmiyorum. Ama şu an hep beraber oynayarak görelim ne gibi değişiklikler olmuş. Oyuna başlayınca göreceğiz. Şimdi Survival modu oynuyoruz yine. Zor olan modu seçiyorum. İki tane asteroid stili seçebiliyoruz arkadaşlar oyuna başlarken. Gördüğüm kadarıyla Classic ve Spaced Out. Classic'te biraz daha büyük asteroidler oluyor. Spaced Out'ta ise çok fazla ve küçük sayıda asteroidler oluyor. Biz Spaced Out tecrübesini tam olarak yaşamak için sağ tarafı seçelim arkadaşlar. Biraz daha zor olsun. Burada asteroidlerle ilgili bazı seçenekler var. Çok fazla bilmiyorum hangisinde ne fark ediyor diye. Şimdi oyuna en basit versiyondan başlamak istiyorum. Şunları da çok fazla değişiklik yapmadan oyuna gireceğim. Oyunu bir görmüş olalım. Daha sonra tekrardan oynamam. Oyuna baştan başlayıp tekrardan oynama ihtimalim olursa değişik asteroid tiplerini de seçeriz. Ben şimdilik bu en temel olan asteroidde rastgele bir başlangıç seviyesinde başlayacağım arkadaşlar. Start game diyelim. Şu an yükleniyor oyun. Daha sonra arkadaşlar başlangıç duplicant'larını seçeceğim. Oyunun rehberini hazırlarken de başlangıç duplicant'ları konusunda çok fazla vakit harcamıştım. Yine benzer seçimler yapmaya çalışacağım. Çok fazla da vakit harcamadan oyuna güzel duplicant'larla başlamış olalım arkadaşlar. O kısımları tekrar tekrar deneme kısımlarını videodan sileceğim tabii ki. Burada güzel 3 tane duplicant seçtikten sonra oyuna başlarız. Şimdi bir tane kazıcı ve inşacı istiyorum. Bir tane roket pilotu yeni eklenmiş arkadaşlar. Pilot olabilir ya da suit wearer falan da seçebiliriz. Bir tane de arkadaşlar bu araştırmacı olacak aynı zamanda. Bir tane de operatör seçelim. Bu da bizim mühendisimiz olsun. Mühendislik yapıları operatör olmadan yapılamıyordu. Burada arkadaşlar tekrar tekrar reroll yaparak uygun duplicant'lar bulduktan sonra oyuna başlayacağım. İstemediğimiz özellikler vardı. Mesela bu alerjik reaksiyonları vesaire istemiyorum. Buradan yeterli özelliklere sahip olduğuna inandığım 3 tane duplicant seçip oyuna başlayalım şimdi. Evet, şu an 3 tane orta ayarda duplicant seçmeyi başardım arkadaşlar. Bir tanesi digging ve building, yani kazma ve inşa özelliklerine sahip. Increased science özelliği var. Yani arkadaşlar araştırma hızı daha fazla. Becerileri daha hızlı öğrenebilecek. Ortadaki duplicant'ımız araştırmacı ve roketçi. Bunda da arkadaşlar hızlı inşa etme özelliği denk geldi. Fena bir özellik değil. İşte hastalara bakma hızı yavaş ama özel bir doktor zaten ileride alırız kolonilerimize. Çok önemli bir özellik değil bu da. Bunda da arkadaşlar operating, tiding, supplying özellikleri var. Gıda zehirlenmesine karşı immun, yani gıda zehirlenmesi geçiremiyor. Doktorluk yapamıyor arkadaşlar. Bu özellikler bizim için yeterlidir. Kolonimizin ismini de ne koyalım? Kolonimizin ismini de Cosmonaut Land koyacağım arkadaşlar. Cosmonaut diyarı anlamında Cosmonaut Land olsun. Bu şekilde arkadaşlar embark deyip oyuna başlayalım. Evet arkadaşlar, oyuna başlıyoruz. Şimdi hemen oyunu durdurup burada nereleri kazacağımıza karar verelim. Fena değil, su alanlarımız var yeterli miktarda. Burada oxylite'lar var. Bu bize oyun başında oksijen sağlayacaktır. Şuraları kazabiliriz. Şurada bir odalar hazır var. Burada kirli oksijen. Bakalım zararlı bir gaz var mı? Yok. Sıcaklıklara bakalım. Şuralarda hava ısınmaya başlıyor ama çok da sıcak değil. 30 derecelerde. Daha sonra koloniyi soğutabiliriz. Biz şimdilik sağa ve sola doğru kazalım. Oyun başında bize su gerekecek. Şuradaki sular şuraya birikecektir diye düşünüyorum. Buraya bir tane şey yaparız. Su pompası yaparız. Buraya da yatak tuvalet hızlıca inşa edip ilk günü rahat bir şekilde tamamlayabiliriz. Oyunu biraz hızlandıralım. Şu tutorial'ları da geçiyorum arkadaşlar. Oyunu zaten aşağı yukarı biliyoruz. Bilmeyenler bu tutorial'ları izleyebilir. İlk gün hızlıca arkadaşlar yatak ve tuvalet yapmaya çalışacağız. Rehber kolonisinde de anlatmıştık bunları. İzlemediyseniz, oyuna hakim değilseniz izleyebilirsiniz. Şuradaki shine bug bizim uyumamıza engel olabilir ışık tutarak.
Onu yatakhaneden uzak bir yere taşımamız gerekebilir ileride. Şimdilik ama sıkıntı yok. Sağa sola kazalım. Burada elde ettiğimiz malzemelerle de bir an önce tuvaletleri yapalım. Hatta tuvaletleri şuraya yapabilirim şimdilik geçici olarak. Şuraya ayrı bir yer mi yapsak şöyle? Bunları kazmamız lazım. Hemen su ve tuvalet yapmak istiyorum öncelikle. Şuraya bir tane pompa neredeydi? Böyle şuraya bir tane pompa yapabiliriz diye düşünüyorum. Şu sular zaten buraya kadar akacaktır. Bu tarafa biraz sular azaldıktan sonra ilerleriz. Şuraya da bir tuvalet yapalım. Buraya şuradaki bitki yüzünden bir şey yapamıyorum. Şu bitkiyi de sökmemiz lazım. Tuvalet ve musluk. Böyle 3 tane mi yapsak? Üç tane lavabo. 3 tane tuvalet yapalım ama malzememiz bitti. Neyse, kazdıkça malzeme getirecekler. Şuraya da bir tane kapı yaparız. Şimdilik bu kadar yeter. Burada erken bir doğalgaz kaynağı. İyi mi değil mi emin değilim. Çıkan sıcaklık 150 derece. Burada üssü kapatmamız gerekecek şu bölgeden. Bu bizi ısıtır. Şurada slime'lar da var. Eyvah eyvah. Küçük koloni olunca mikroplu bölgeler çok yakın bize. Şurada mikrop yok değil mi? Slime long mikrobu. Tamam, oksijenin içinde yok şimdilik. Buraları dikkatli kazacağız. Çok güzel bir başlangıç yeri denk gelmedi. Oyunu çok az bir deneme fırsatım olmuştu. Orada daha güzel bir başlangıç yeri gelmişti. Şu an biraz sıkıntılı gözüküyor. Ama idare ederiz. Sorun değil. Buraları kazmamamız lazım. Buraya bakalım kaç tane tuvalet yapabileceğiz. Sonra üstü şuradan kapatacağım. Şu kareyi kazmak istemediğim için. Bu şekilde bir sınır düşünüyorum şimdilik. Buradan aşağıya doğru da öreriz. Odaları şurada yaparız. Şöyle 4 karelik. Bu şekilde daha doğrusu. Şuraları sonra kazarız slime'ınkları. Sağa doğru belki genişleyebiliriz. Burada da slime'lar var. Eyvah eyvah. Küçük koloni. Ama hiç sorun değil. Şimdi bir de tuvalet plumbing'den outhouse. Buraya 1, 2, şunları bir kare daha kaydırmam gerekecek. Tüh, kapıyı da yapmışız ama. Yatakları ilk gün yapmasak da olur. Yetiştirebilirsem şuralara birer yatak da koyarım şimdilik. Burayı da sökmemiz gerekiyor acilen. Buraları kazmamız gerekiyor. Sileyim şimdilik. Evet. Tam su pompası yeterli çalışıyor suyun içinde. Bir yerden de üst kata çıkarız. Şimdi altlarına yapmasınlar yeter. Şu kareyi dolduralım. Şu an şöyle üçlü bir düzen yapalım. 3 kişiyiz. Onları vardiyalara bölüp 2 kişiye de düşürebiliriz daha sonra. Sıkıntı değil. Şimdilik vardiya yapmak istemiyorum. İlk günkü işleri çabuk yetiştirmek için. Yatak yapacak bir yerde ayarlarız. Şuradan üst kata çıkarız. Üst kata çıkıp üst katı kazmaya başlarız sonra şöyle. Aslında şuralara... Ama burada bayağı bir bitki varmış. Buraya çıkarsak arkadaşlar burayı bedava yiyecek kaynağı olarak kullanabiliriz. Oraya kadar çıkalım. Oda düzenlerimiz nasıl olacak? Şurada 4 kare, burada bir kare, burada 4 kare. O çok güzel. Tam burası doğal bir zemin oluyor. Burayı doğal reserve'de yapabiliriz arkadaşlar. Çok güzel denk geldi.
En azından 4 karelik oda düzenini bozmamıza gerek kalmadı. Şu merdivenlerin acelesi yok. Öncelikle şuraları bir inşa edelim. Lavaboları ve buraya su taşıyalım. Çabuk su taşıyın. Lavabolar tamam. Lavaboları hallettik ilk gün en azından. Ellerini yıkayabilecekler. Şunu niye yapmıyorsunuz? Aa, sert zemin. Bir dakika. Sert zemin olduğu için yapamıyorlar. Neyse, sırayla yaparlar tuvaletlerini. Çok kötü denk geldi ya. Neresi sert zemin? Burası mı sert zemin? Bir dakika şimdi. Granit. Granit sert zemin mi? Aa, graniti kazamıyoruz. Tüh. İlk günden denk geldiğimiz yere bak. Yiyecek şu an sıkıntı değil. Şuradaki yiyeceklerin hepsini kaza kaza toplayacağız. Şu tarafa doğru da kazalım. İlk günümüzü böyle bitirebiliriz. Komple kazacağız. Buralar zemin. Buraları kazmayacağız. Buralar zemin. Buraları da kazmayacağız. 4 karelik düzenimizi kuralım. Şurayı kazabiliriz. Buraymışlar. Evet, tuvaletlerini sırayla yapıyorlar. Bu arkadaş yemek yiyor tuvalet dolu olduğu için. O da gidip tuvaletini yapsın. Adam tuvalette oturdu, yemek yiyor. Gıda zehirlenmesi geçirirsin tabi tuvaletin önünde. Lan bir çık dışarı, ellerini yıka, öyle yemek ye. Tabi yemek salonumuzda olmadığı için ilk gece yerde uyuttuk duplicant'ları. Daha sonra şuraya bir yatak odası yapacağım. Kötü bir yerde başladık yani, çok güzel bir başlangıç yeri denk gelmedi arkadaşlar. Şuradaki sular da bize engel bu tarafa gitmemize. Ama burada çok güzel copper kaynakları var. Onları da toplarsak bize faydası olur. Şuraları da kazabiliriz. Çalışsınlar. Aa, şu disinfect'i kapatalım. Clean toilet yok. Disable disinfect. Disable disinfect. Onunla vakit harcamasınlar. Aa, ne ara doldu tuvalet? İki kişi tuvaletini yaptı, doldu mu burası? Yok, ben şeye bastığım için. Bir dakika ya, out of order. Ben yanlışlıkla temizle tuşuna bastım, o yüzden galiba. Kötü oldu bu. Bütün günü şimdi bunu gereksiz yere... Evet, şu clean toilet'a bastığım için oldu. O emri de iptal edemiyoruz galiba. Her neyse. Burada bir de pislik çıktı. Araştırmalara da başlarız bir yandan. Şu yatak odalarını da yapalım hemen. Şuraya bir araştırma istasyonu. Bir an önce araştırmalarda başlamak istiyorum. Tabi araştırma istasyonu için elektrik lazım. Bir de manuel jeneratör lazım. Bir de bunlara kablo lazım. Şurası tuvalet oldu mu şimdi? Bu neymiş? Radyasyon görüntüsü. Aa, bu ışık böcekleri radyasyon mu saçıyor artık? Hayda. Radyasyon bir zarar veriyor mu bize bilmiyorum. Onu da görürüz zamanla. Şu kareyi de disinfekte etmesinler slime'ın yüzünden. Evet, şu an buraya kadar çıkmayı başardık. Şimdi bunları auto harvest diyelim. Bunlar büyüdükçe bu bitkileri harvest etsinler. Buradakileri de aynı şekilde. Bunlar bize... Şu yukarıdakileri bile toplayabiliriz. Oyun başı bedava yiyecek kaynağımız olur onlar. Şuraya yatakları yapalım. Şuraya bir kapı. Şöyle bir yatak odası. Tavanını şuradan inşa ederiz. Kalsınlar her yere. Buraya şöyle 3 tane yatak yapsınlar şimdilik. Hatta 4 yapsınlar. Bir tane daha duplicant alırız yakında. Buraları kazıyoruz. Yiyecek kaynakları güzel. Araştırmalara da bir an önce başlamak istiyorum.
Önce kazmaya yoğunlaştılar herhalde. Bunların priorities'leri de ayarlayacağız tabii. Şu arkadaşı öncelikle kazma ve inşa işleriyle ilgilendireceğiz. Diğerlerine bir öncelik atamayalım şimdilik. Bu arkadaş araştırmacı olacak. Buna araştırma diyelim. Başkaları araştırma yapmasın. Diğer öncelikleri sonra ayarlarız. Şimdilik bol bol kazalım. Evet arkadaşlar, bu sol üstte de oyuna eklenen yeni critter'lar var. İsimleri Sweetle, tatlı Sweet, oradan geliyor sanırım isimleri. Ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Neyle beslendiklerini de çok iyi bilmiyorum. Bunları da araştırırım. Burada yazıyor galiba ne yedikleri. Evet. Sülfür ve dışarıya çıkan malzeme sucrose. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Türkçesini de bilmiyorum. Bir araştırmam lazım. Evet, mola saatleri geldi. Tuvalet ve yemek. Evet, bu sefer elini yıkamadan yemek yiyen olmadı. En azından tuvaletleri sırayla kullanabiliyorlar. O açıdan çok bir sıkıntımız yok. İkinci günü de hızlıca geçtik. Çok fazla araştırmalara başlayamadık. Şuraları dolduracağız. Buraları da kazacağız sonra. Ama şimdilik araştırmalara başlamalarını istiyorum. Bu günü de geçsinler. Evet, araştırma binasını yapmaya başladılar sonunda. Birazdan da yeni bir duplikant katılacak bize. Araştırma seçebiliriz şimdi. Araştırmada ne seçelim? Yemek salonuyla mı başlayalım, tuvaletlerle mi? Önce yemek salonu bence. Yemek salonu. Sonra da akıllı pil falan da gerekecek. Sonra tuvaletlere biraz erken geçeceğim bu sefer arkadaşlar. Tuvaletleri bir an önce yapmak istiyorum. Üst seviye tuvaletleri çok geciktirmeyeceğim. Rehber oyununda olduğu gibi. Doğalgazı da erken kullanmaya başlayabiliriz. Evet, elektrik üretimi başladı ve araştırmalar başladı. Boşta duruyorlar. Boşta durmayın. Hemen... Eyvah. Duplikantları boşta tutmak yapılabilecek en kötü şey. Hiçbir komut olmayınca boşta durmaya başladılar. Bunları komutsuz bırakmayacağız. Şuraya kadar kazın. Komple kazın gitsin ya. Bunu da toplayabiliriz. Enable Auto Harvest diyelim. Buraya kadar kazsınlar. Şuradan da alt katlara da inebiliriz bir yandan. Burada da bolca toprağın içinde gizli malzemeler var. Şu işaret gördüğümüz yerler. Toprağın altında kalmış malzeme. Buralardan yiyecek kaynağı falan çıkabilir. Slime'lara yaklaşmıyoruz. Şimdilik slime'ların olduğu bölgeye biraz su götürmek istiyorum. Orayı suya atarak zehirli gaz çıkarmadan ilerlememiz gerekiyor. Yoksa birkaç kişiyi zehirleyip kaybedebiliriz. Sıkışık bir alanda başladık maalesef. Ama yiyecek miktarımız gayet güzel. 31.000 kilokalori oldu yiyeceklerimiz. Bir an önce yemek araştırmalarını yapalım. Evet, her girdiklerinde de üşüyorlar. Araştırma tamamlandı, ilk araştırmamız. Evet, şimdi yemek masalarına başlayabileceğiz. Burada yiyecek, ekme yerleri vesaire yapabiliyoruz. Onları da yapacağız zaten zamanla. Evet, yeni duplikant geldi. Güzel biri vardır umarım. Fazla hava tüketiyor, alamayız. Aslında ranching güzel olurdu, hayvan bakacak biri. Decrease Science. 3 tane olumlu özellik gelmiş ama Decrease Science var. Çok kötü bir özellik. Keşke gelmeseydi bu. Super Hard Digging. Yani bu kazamadığımız bölgeyi kazabiliyor. Green Handy var. Bitki yetiştirme konusunda güzel. Ve Germ Resistance var. Research artı 7.
Çok kötü duplikantlar geldi aslında da şunu seçebilirim şimdilik. Decreased Science olmasına rağmen. Araştırma özelliği çok işimize yaramıyor ama. Ya da bunu seçeceğiz. Bilemiyorum ya, şu moral olarak çok keyifli biri değil aslında da. Bunu seçebilseydik güzel olurdu. Kimseyi almasam mı acaba? Bence kimseyi almayayım. Böyle içime sinmeyen birini almaktansa. Şuna bir bakayım. Skills'ten. Araştırma kısmında. Alabilirim aslında ya. Bilmiyorum. Araştırmacıyı. Bunu alacağım ya da ya. Çok düşünmeyelim, alalım gitsin. En azından şu kazamadığımız karıyı kazar sonunda. Şurayı bir an önce öreriz. Bunları da biraz vardiya yapalım. Şeyleri sıkışmasın. Tuvalet kullanımları sıkışmasın. Şu kelimenin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Kulisiosis. Okuyamıyorum bile. Downtime'ları iki kare kaydıracağız. Şöyle. Bedtime'ları denk gelmeyecek şekilde böyle yapacağız. Bu şekilde ikinci bir vardiya ayarlayabiliriz. Şu duş süresini kaldıralım. Duş almıyorlar zaten. Buraya iki kişiyi atayalım. Yeni gelen arkadaş Ghost One. Bir tane de araştırmacı olmayan hangisi? Nails mıydı? Bir bakayım özelliklerine de. Şu arkadaşa da. Ha, burayı öğrenmeden burayı öğrenebiliyor. İyi. Kazmayı öğrensin. Nasıl olsa bir başlangıcı var. Ama bunu yaparsak moral olarak İptal edebiliyor muyum? İptal edemiyorum. Neyse, moral çok şey, çok fazla moral istemiyor. En azından en ağır yerleri kazacak biri oldu. En baştan. Güzel. Diamond ve obsidiyanları da kazabileceğiz artık. Bu arkadaşa şöyle kazıcı şapkası da verebiliriz. Tamam. Şuraya bir tane tuvalet yapacağız. Burası kazıldıktan sonra. Ha, burayı kazamıyoruz. Oraya hard digging lazım. İlginç. Neyse. Şu vardiyaları ayarlayacaktım. Bayağı hatalar yapıyorum şu an acele oynadığım için. Kamil'i arkadaşlar ikinci vardiyaya alacağım. Şurada schedule kısmından Kamil'i de şuraya alalım. O da 2 saat erken uyusun. Tuvalet saatleri çakışmasın. Tuvalet sırası beklemesinler. Evet, mola saatleri geldi onların. Diğerleri kazmaya devam etsin. Evet, ilk vardiya uyudu. İkinci vardiya da birazdan uyuyacak. Yemek saatleri başladı. Bunları auto harvest yaptık. Bunları da toplayabilirler. Priorities'ten arkadaşlar şimdi şu arkadaş da araştırma yapmasın. Araştırması iyi olsa bile onu araştırmacı yapmayacağım. Bu arkadaş öncelikli olarak farmingleri yapsın. Yiyecek toplamaları yapsın. Bu arkadaşı çiftçi yapacağız. Diğer gezegenlere de yollayabiliriz burada. Çok fazla ufak ufak kolonilerimiz olacağı için bu oyunda. Şu yemek odası araştırmasını da bir an önce tamamlayalım.
Buraya bir tane yemek odası yapabiliriz. Şimdi bir sonraki araştırmayı da arkadaşlar şeyden seçelim. Tuvaletleri yapmak istiyorum dediğim gibi. Bir an önce kapalı tuvaletleri yapacağım. Ayrıca su pompası da yapabiliyoruz buradan. Bu araştırma sayesinde oksijen durumumuza da bakalım. Bu kazdığımız boşluk, boş alan miktarı arttıkça oksijen çok fazla yayıldığı için oksijen miktarı azalabiliyor. Şu an fena değil oksijen miktarımız. Ama azaldığı zaman ona da tedbir almak lazım. Karbondioksitlerin de çökebileceği bir alt katımız oldu. Şu an fena değil durumumuz. Şimdi yemek odasının yapımına başlayalım arkadaşlar. Yemek araştırmasını da tamamlamıştık. Çok karışık bir şey yapmayacağım. Basit bir şeyler. Üçer tane... Önceki oyundaki yemek düzenini yapabiliriz. Şöyle 3 tane, 6, 9, 12 gibilerden. Şöyle daha sonra arttırırız belki. Ortaya da birer saksı filan bir şeyler yerleştiririz. Şimdilik 4 tane yapalım. Ya da 6 tane olsun ya. Yeni duplicant gelirse açıkta kalmasın. Şimdilik ilk başta 6 kişiye çıkabiliriz. Şurada da 2 tane yataklık yerimiz daha var. Şu an tam 6 kişiye ideal aslında şu üstümüzün durumu. Tuvaleti de üçlüye çıkaracağız. 3 tuvalet. İşte 2 var diye dersek 6 kişiye tam yeterli olacaktır. Harvest yaptık, tamam. Şurada auto harvest. Şuralar eriyor yavaştan. Buraları dolduralım. Şuradan sular aşağıya akmasın. En son şurayı kazsınlar. Kazacak yer emrimiz var. Sıkıntı yok, boşta kalan yok. Güzel. Yemek odamızı nerede bitirelim? Burada bitirebiliriz. Kaç kare oluyor böyle yaparsak? 16 çarpı 4, 64, tamam. Benim ideal oda düzenim bu zaten. Böyle yapabiliriz şimdilik. İleride şey, kişiye özel yatak yaparsak oda düzenlerini tekrardan değiştiririz. Şimdilik böyle kalsın. Araştırmaları ne çabuk tamamladık. Yeni araştırma seçmemiz lazım. Yeni araştırma olarak burada expansion'da gelen araştırmalar, yani spaced out ek paketinde gelen araştırmaların üzerinde şöyle sarı bir şerit işareti var arkadaşlar. Bu yeni araştırma olduğunu gösteriyor bunların. Şimdi süper computer falan yapalım. Üst seviye araştırmalara geçmek için. Burada akıllı pil falan da kullanmak istiyorum ben. Şu başlangıç araştırmalarında çok fazla ilgimi çeken bir şeyler yok. Tuvaletleri yaptık zaten. Belki dekora geçebiliriz. Ama önce şu süper computer'ları da yapmak istiyorum. Üst seviye araştırmalara geçebilmek için. Burada hatch'ler var. Bunlara da hatch çuvası yaparız ileride. Süper araştırmalara geçersek. Yiyecek kaynaklarımız şu kazacak yer kalmadığı zaman bir anda azalmaya başlayabilir. İyi gidiyor şu an. Şöyle ufak da olsa bir düzen oturttuk. Yine duplicant'lar boşta kalmaya başladı. Hemen şuraya kadar kazı emri verelim. Hiç boş bırakmayacağız duplicant'larımızı. Çok fazla işçiliğe ihtiyacımız var zaten oyunun başlarında. Şuranın sıcaklığı nasıl? Şuraya kadar fena değil. Şu doğal gazlı alana girmeden şu katı da şu tarafa doğru genişletebiliriz diye düşünüyorum. Şuraları kazalım. Şu suya çok fazla yaklaşmayalım. Şurada kum var. Kum da tutmaz onu. Su buralardan aşağıya kadar iner. Daha sonra şu suları aşağıda toplarız. Koloninin en sağına kadar yaklaştık. Şurada sınır bölgesini görüyoruz. Daha fazla gidemeyeceğiz o tarafa.
Burada da kazması zor bölgeler var. Bir tane duplikantımız level atlasa da kazma özelliğini öğretsek iyi olur. Ne kadar var level atlamalarına bilmiyorum. Biz şimdi üst seviye tuvaletlere geçsek mi acaba? Nereye yapabiliriz üst seviye tuvaletleri? Bir tane geçici bir pis su biriktirme yeri de istiyorum aslında. Tuvaletleri aslında mevcut yerin altına yapsam çok güzel olur şu mevcut yeri. Ama onu nasıl yapacağız? Yapabiliriz aslında. Öncelikle ama onun altyapısını hazırlayalım. Önce lavaboları yapalım. Sonra tuvaletleri yapalım. Lavabosuz tuvaletsiz kalmayalım. Şu alana zaten şimdilik giremiyorum. Şurayı şöyle bir pislik çukuru yapabiliriz. Geçici bir alan. Pompa araştırmamız tamamlandı mı? Şu an çok güzel bir şey ortaya çıkaracağım arkadaşlar. Şöyle. Geçici bir pislik deposu. Burası pislik depomuz olacak. Bunun altını da kapatalım tile'larla. Böyle iki kare yeter. Şurayı tabii kapatmayalım. Girip çıkabilsinler. Sonra kapatırız burayı. Daha sonra buradaki su, biriken suyu temizleyeceğiz. Oraya elektrik de bağlamamız lazım tabii. Bir de buraya on-off switch yapmamız lazım. Sürekli çalışmasın. O switch'i de şuraya falan bir yere koyabiliriz. Switch araştırmayla mı geliyor? Elektrik araştırmalarına bakalım. Elektrik. Evet, switch. Neyse onu sonra yaparız. Buraya enerji kablolarını hazırlayalım. Buraya kadar gelsin bunlar. Güzel bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Ha, birileri level atlamış. Kim level atladı bu? Bu hangisi? Tamam. Hard digging'i verelim buna. Bu kazan arkadaş. Bu hard digging'i alsın. En azından şu kareyi artık kazabilsin. Buraya yeni üst seviye tuvalet yapacağız. Üst katlara devam edebiliriz kazmaya. Uzaya kadar çıkacağız arkadaşlar. Uzay bu oyunda daha yakın. Buradaki klorlu bölgeyi şuradan es geçip uzaya kadar tırmanabiliriz diye düşünüyorum. Şu taraf daha zararsız malzemelerle dolu. Şuradan yukarıya tırmanmayı deneyebiliriz. Burada ne varmış? Supply Teleporter Output. Farklı gezegenden galiba malzeme göndermeye yarıyor. Bunun da ne olduğunu bir araştırırım şu an. Ek pakete yabancıyım ama bir sonraki bölümden önce arkadaşlar bir iki araştırma yapacağım ya da oyunu durdurup yapacağım araştırmalarımı. Biri daha skill kazanmış. Güzel. Bu arkadaşı da araştırmacı yapalım. Araştırma hızımız hızlansın. Araştırmamız tamam. Süper kompüterler tamam. Şimdi elektrik araştırmaları, akıllı piller. Bir tane de süper kompüter yapacağım. Süper kompüteri nereye yapalım? Nereye yapabiliriz? Stations'tan süper kompüteri de şuraya yapalım. Buraya yapalım. Böyle elektrik kablosu da çekelim süper kompütere. Evet, mola saatimiz geldi. Yine bir günü daha bitirdik. Bir sonraki gün yeni bir duplicate daha seçmeye çalışacağız. Kararsız kalıyorum biraz o duplicate'larda da. İnşallah güzel biri gelir. Başlarda sayımızın fazla olması avantaj bizim için. Oksijen miktarımızı da tekrar kontrol edelim. 1300 seviyelerinde yeterli. Azalırsa oksijen üretimine de başlamamız lazım bir an önce. Evet, biri daha level atlamış. Onu da mühendislik konusunda geliştirmeye başlayalım bir an önce. Önce supplying mi versek, bunu mu versek? Önce supplying verelim. Taşıma hızı artsın bir an önce. Daha yüksek, daha ağır malzemeler taşıyabilsin. Evet, şu kareyi boşalttık. Şimdi şu kareye yapacağımız şey lavatory. Yeni tip tuvalet yapacağız arkadaşlar.
Ve bunun bağlantısını şöyle yapacağız. Şuraya bir atık yeri. Çıkan kirli malzeme. Buraya gidecek. Temiz malzeme de bu taraftan gelecek mecburen. Tavandan da götürebilirdik de şuraları şimdi tespitçi yapmayalım. Yapabiliriz de aslında. Yatak odasının altı biraz anlık boşalmış olur ama yapalım. Bunu da eninde sonunda yapacağız. Borular en azından duvarların içinden gitmiş olsun. Şimdilik. Şöyle. Suyu buradan çekeceğiz sonra pompayla. Hatta şu karıyı sileyim şimdilik. Buraya belki bir tane şu bunları silince kirli su çıkarsa onları da buraya aktarız. Disable building yapalım, biri kullanmasın. Kullanabiliyor mu bilmiyorum bu haldeyken. Ama kullanamasınlar. Su yokken kullanamıyorlardı büyük ihtimal. Şu an hala elle su taşıyoruz sağa sola. Onu da otomatiğe bağlayacağız. Araştırmalar için otomatik tabi kabloyla gönderemiyoruz ama diğer şeyler için yapacağız o işi. Şuraya kadar insek aslında fena olmaz. Şöyle bir oda düzenimizi kontrol edelim. 4 kare 1. Şuradan böyle yapalım. Bir 4 kare daha ineceğiz aşağıya. Böyle. Sonra şuradan şuraya zemin gelecek. Şuraya 1, 2, 3, 4. Şuraya zemin gelecek. Burada klor varmış. Buraya girmesek fena olmaz. Şuraya kadar inip şu hizadan merdiveni aşağıya indirip şu hizadan şu tarafa gidip buraya bir su deposuna mı çevirsek şurayı. Burada kirli su da karışmış suyun içine. En sevmediğim şey. Şimdilik inelim, orada kalsın. Şu kloru yok edebiliriz buraya bir kare inşa edip. Öyle yapalım. Önce şuraya inelim. Buraya bir tane kare inşaatı yapalım. Şuradaki kloru oyundan silelim. Tamam, şuralar tamamlanıyor son hız. Güzel olacak bittiği zaman. Duplicant'ı da alalım burada. Hadi güzel biri gelsin. Cooking, Ranching. Atleti iyi. Gıda zehirlenmesi geçiremiyor. Kazıcı var bir tane. Bu fena bir olumsuz özellik değil. Olumsuz özellik ama dekoru arttırıyor. Hayvan bakabiliyor, inşa yapabiliyor, araştırma yapabiliyor. Bence bu güzel. Aralarında en iyi bence bu. Bunu aşçı olarak alabilirdik ama aşçıya çok acelemiz yok. Bu arkadaş bizim hayvan bakıcımız olabilir. Bunu alalım. Mima. Mima'yı alalım. Kolonimize. Yine boşta kalmaya başladılar galiba. Şuraya kadar kazalım. Şurayı da kazabiliriz. Şöyle yapalım. Şuraya bir kapı yapıp kapıyı şuraya kadar getirebiliriz. Burada 1, 2, 3, 4. Şuraya kapı yapalım. Buraya kadar kazalım. Şu suların hepsini tek bir yere toplayınca çok güzel olacak. Arkadaşlar şu an 5. duplicant'ımızı aldık. Bayağı bir alan kazdık. İlk bölüm için kazma işleri önemli. Bir dahaki bölümde ben arkadaşlar burada üst seviye tuvaletlere geçişi öncelikli tutuyorum. Daha sonra akıllı elektrik üretimi ve oksijen üretimine de bir an önce geçmek istiyorum.
Daha sonra şurada hatch yuvaları yapabiliriz yiyecek kaynağı olarak. Üst seviye araştırmaları yapıp şuradaki doğalgazı da buraya bir tane su kilidiyle girip buradaki slime'ları temizleyip buraları da aktif hale getirmeye çalışabiliriz. Onları bir dahaki bölüme bırakalım arkadaşlar. Ben şimdilik bu bölümü burada sonlandıracağım. Bence güzel bir giriş yaptık. İlk kolonimizi bayağı bir keşfettik sağa sola. Burada farklı teleporterlar vesaire var. Ne işe yaradıklarını çok fazla bilmiyorum arkadaşlar. Allah bu ne? Farklı gezegene bir şey gönderebiliyoruz galiba. Ha, bu bizim şu an olduğumuz koloninin ismi. Bu da gidebileceğimiz diğer koloninin ismi. Arkadaşlar bunları bir dahaki bölüme bırakalım. Güzel şeyler var yeni oyunda. Ben de bilmiyorum. Hep beraber bir dahaki bölümde keşfederiz. Umarım arkadaşlar beğenmişsinizdir bu bölümü. Dediğim gibi bayağı bir alan açtık. Şu an koloninin temel hatları belli oldu. Nereye ne yapabileceğimiz. Petrole inmeye çalışabiliriz. Uzaya çıkmaya çalışabiliriz. Onları bir dahaki bölümde hep beraber karar veririz arkadaşlar. Sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.